İyi geceler. Takvim yaprakları 18 Aralık 2020 Cuma'yı saatler Türkiye'de 23'ü, Azerbaycan'da 24'ü, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da da 15'i gösteriyor. İstanbul'da TRT'nin ulus yerleşkesinden karşınızdayız. Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber'de Sıcak Nokta programına hoş geldiniz diyoruz. Merhaba, ben Fuat Kozuklu. Ahmet Bahçeci yönetiminde özel haberler servisimizin hazırladığı tarihe tanıklığın birbirinden çarpıcı ve de etkileyici dosyalarıyla yaklaşık 50 dakika boyunca birlikte olacağız. Ekranların benzersiz haber programı Sıcak Nokta başlıyor. Soğuk ve de dondurucu bir soğuk var İstanbul'da ama yağışsız bir Aralık bitirmek üzereyiz. Aralığın ortasını da geçtik. Maalesef mevsim normallerinde bir yağışla karşı karşıya kalmadı İstanbul ve bölgemiz. Ama Türkiye'nin geneli için konuşursak evet, yağışlı bir haftayı geride bırakıyoruz. İstanbul'u besleyen barajlarsa halen alarm veriyor. Doluluk oranı sadece %21. Su seviyesi azaldığında susuz kalması değil. Evet, tek risk mega kentin susuz kalması değil. Dip suyu ya da teknik adıyla ölü hacim suyu ayrı bir tehdit oluşturuyor. TRT Haber'den Ceyda Muslu konunun uzmanları ile birlikte %80'i kuruyan Terkos Gölü'ne gitti. Tablo pek de iyi değil. Kaygılandırıcı bir durum söz konusu. Yağışlar artarak devam etmezse Terkos Gölü kullanamaz hale gelecek. Tekerlek izleri dümdüz göl yatağı boyunca ufka doğru uzanıyor. Hiç olmaması gereken yerde. Göl yatağında ilerliyor olsak da aslında deniz seviyesinin 4,5 metre üzerindeyiz. Ve aslına bakarsanız biz de olmamamız gereken bir yerde yürüyoruz. İstanbul'da günlerdir kasvetli bir hava hakim. Zaman zaman hafif yağışlar olsa da istenilen yağış bir türlü İstanbul'a düşmüyor. Aralık ayının ortasındayız ancak kuraklık ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Biz şu anda İstanbul'da Terkos Gölü'nün hemen yanı başındayız. Tüm barajlarda olduğu gibi burada da görüntü aynı. Sular çekilmiş durumda. İklim değişikliği dünyanın her yanında çok sayıda gölü, okyanuslardan ve havadan daha büyük bir hızla ısıtıyor. Isınma buharlaşmayı hızlandırıyor. Hızlanan buharlaşma kirliliği artırıyor. Kuşların ve balıkların yaşam alanları kayboluyor. Ve dip suyu, bir diğer deyişle ölü hacim suyu tehlikesi başlıyor. Peki bu nasıl oluşuyor? Göle gelen gelir, yani derelerin suyu yeterli yağış almazsa o zaman ne yapacaktır? Göl kendi kendine bir esneme, bir ne diyelim, kendi geliriyle kalacaktır. Kendi bünyesinde var olan malzemeyle kalacaktır, suyuyla baş başa kalacaktır. O zaman da buharlaşma arttığında kuraklık başlayacaktır. Belki kış dönemine girdiğimiz için buharlaşma bu yönden az olacaktır ama gider de aynı şekilde göl seviyesi düştüğü için gitmeyecektir ama o zaman da tuzlanma başlayacaktır. Yani problem başlayacaktır. Sizin dediğiniz gibi canlı ölümleri, gölde yaşayan canlılar, canlı popülasyon adına söylüyorum ya da balık ölümleri artabilecektir. Birçok baraj ve gölde dip seviyesine yaklaşıldı. Ağır metaller barındıran suyun şebekeye verilmeden önce kimyasal ve biyolojik olarak ciddi testlerden geçirilmesi gerekiyor. Bu eğer %10'lara kadar, bilgim dahilinde bunu söyleyebilirim, %10'lara kadar düşerse artık iyice tehlike sinyalleri çalmaya başlayacak bize. Siz bu alanı kullanamazsınız, içme suyu olarak kullanamazsınız tabii, tehlikeler başlayabilir. Bir zamanlar böylesine büyük bir alanı kaplayan Terkos Gölü'nde su yok olup gitmiş. Rüzgar birdenbire kesilince her yer sessizliğe bürünmüş. Barajın %80'lik bölümü kuraklığa teslim olmuş durumda. Su hayat demekse burada her ikisinden de pek eser yok. Çekildiği zon, yani yerdeki kalıntılarda suyun nereye kadar çıktığının göstergesi. Bir fırtına seti
Kavkılar vasıtasıyla görüyorsunuz bunları. Şöyle kavkıları elimle göstereyim en azından. Baktığınızda bir kavkılardan set yapmış. Yaklaşık bir 25-30 santim dolayında. Devam ettiğimde yürümeye geriye doğru bir yosunlu zonu geçiyorum. Bu yosunlu zonu takip ettim. Yine kavkılı yosunlu bir zon. İkinci bir fırtına seti daha var. Bu da yaklaşık bir ay öncesi. Ortalama olarak bunu söylüyorum. Bir ay öncesinin seviyesi, göl seviyesi olarak. Bir üçüncü seviye olarak yine sazlık parçaları, kavkılar, kumlar. Ayaklarımız batmıyor farkındaysanız. Bir son noktasına, olabilecek normal şartlar altındaki en son noktasına doğru götürüyorum sizi. Çünkü oradan itibaren yaklaşık çayırlı bir zon başlıyor baktığınızda. Şu zon hemen hemen bu sene itibariyle normal şartlar altında çıkabildiği zon. Kısa bir zaman sonra bölgedeki sessizlik balıkçılarla bozuluyor. Suyun çekilmesiyle birlikte yüzeye gelen balıkları avlamak üzere açılıyorlar. Kuraklık hızla tüm bölgelere yayılıyor. Kimi noktalarda göller, kimi noktalarda ise barajlar kurudu. Kimi yerlerde ise henüz kurumak üzere. İşte Terkos onlardan bir tanesi. Barajlardaki sular çekildikçe içindeki oksijen miktarı da azalmaya başlıyor. İşte birçok noktada toplu balık ölümleri de gerçekleşmeye başladı. Ancak Terkos henüz o tehlikeli seviyeye ulaşmadı. Gölün güney kıyılarındayız. Bu şekilde devam ederse en azından baktığımızda Aralık, Ocak, Şubat ayları Mart'a doğru hiç yağış almadı diyelim. Temenni etmiyorum ama bu şekilde olduğunda tabii buharlaşma daha artacak. Geliri olmadığı için seviye düşecek. O seviyelerin en altına doğru kendini zorlayacak. Ekrana gelen tablodaki seviyeler her şeyi anlatıyor. Birçok baraj ve gölde son yılların en kötü debisi ölçüldü. Isırancalardan Sazlıdere'ye, Ali Bey'den Ömerli'ye hemen hepsinde doluluk oranları alarm veriyor. Son birkaç gündür etkili olan yağışlarsa şu aşamada bir anlam ifade etmiyor. İç açıcı değil. Dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin musluğu açtık, dişimizi fırçalıyoruz. Evet, dişimizi fırçalayacağız. Daha sonra musluğu açacağız. Tıraş oluyoruz. O sırada erkekler maalesef birçoğumuz suyu açık bırakıyor ve sakalını kestikçe suyun altına tutuyor bıçağını. Hayır. İyice kestikten sonra. Yani olabildiğince idareli kullanmak durumundayız. Zira kaynaklarımız her geçen gün daha da kısıtlı hale geliyor. İstanbul'da olduğu gibi tüm Marmara'da endişe hakim. Bursa'da sulama göletleri kurumuş durumda. Yalova'nın 40 günlük suyu kaldı. Yani bugünden itibaren ocağın sonuna gelindiğinde şayet barajları tatmin edecek bir yağış alınmazsa Yalova susuz kalacak. Tam 40 günlük su var. Yuvacık Barajı'nda seviye düştü. Kocaeli'de sadece çiftçiler değil, sanayiciler bile tedirgin. Çanakkale'de su kullanımına kısıtlamalar getirildi. Musluk suyuyla halı ve araç yıkamak yasak. Bazı illerde ise acil durum kuyuları açılıyor. Ceyda Muslu ve Deniz Kahraman Marmara bölgesine dolaştı. İşte Sıcak Nokta ekibinin izlenimleri. Burası off-road sahası değil. Koyunların otlatılması gereken bir alan hiç değil. Peki ya yürüyüş parkuru mu? Asla değil. Burası tarımsal alanların sulanmasında kullanılan Bursa Mudanya'daki Koca Yusuf Sulama Göleti. Kuraklıktan dolayı geldiği hal içler acısı. Marmara bölgesinde kuruyan sadece barajlar değil, aynı zamanda tarımsal alanların sulamasında kullanılan sulama göletleri de
kurumak üzere. Hatta bazıları tamamen kurumuş durumda. İşte onlardan bir tanesi. Şu anda Koca Yusuf sulama göletindeyiz. Hemen arka tarafımızdaki o göletin havzası. Ancak tek bir su birikintisi bile yok. Sadece yaklaşık 1 kilometre ötede bir birikinti var, ancak o da çok bir anlam ifade etmiyor. Bakın, hemen arka tarafımızda bir tabela var. Göle girmek tehlikeli ve yasaktır yazıyor. Yaklaşık 2 yıl önce burası tamamen suyla doluydu. Bu nedenle de bu tabela buraya bırakılmıştı. Ancak şu anda ortada bir damla su bile yok. Su tamamen çekilince eski yollarda ortaya çıktı. Haliyle o yollarda kullanıma açıldı. Biz şu anda halen sulama göletinin içerisindeyiz. Hemen arka tarafımızdaki su birikintisi sizi yanıltmasın. Çünkü göletten geriye sadece bu su kaldı. Hiçbir derinliği yok, kapladığı alan geniş bir alan değil. Zaten bu su birikintisi de son dönemdeki hafif yağışlarla birlikte oluştu. Peki ne olacak? Mayıs-Haziran dönemine kadar yağışlar artarak devam etmediği takdirde ilk olarak ekimler yapılamayacak. Bunun yanı sıra şeftali, incir ve özellikle de burası zeytin diyarı olarak biliniyor, sulama yapılamayacak, yani verim alınamayacak. Bu da bu 3 köy için kıtlık anlamına geliyor. 15 bin dönümlük tarım arazisi için can suyuydu ama kurudu. Çiftçinin ne yapacağı konusunda bir fikri yok. Bu sene zeytinimiz kuraktan ufak oldu, su olmayınca. Kurak oldu zeytinimiz. Gayet yani kalite yok. Zeytinde tane kalitesi yok. Verim var, kalite yok. Bu da bizim gelirimizi etkiliyor. Önümüzdeki yılda eğer gene bu yağmurların yağmaması kurak olursa çok zor işimiz. Çok zor. Gene zeytin ve karayemişte kalite düşüklüğü olacak. Belki önümüzdeki yıllarda bunları hiç toplayamayabiliriz yani. Aynı bölgedeki Çınarlı Sulama Göleti'nde de durum farklı değil. Gölet tam 5 köyün tarım arazilerini suluyordu. Şimdilerde kuraklığın izleriyle dolu. Tek alternatif olarak görülen yeraltı suları da kuraklıktan etkilenmiş durumda. Köylüler tedirgin. Çünkü bu tarlalar onların tek gelir kapısı. Maalesef çok endişeliyiz yani. Buğdaylar ekildi. Şimdi yağmura çok ihtiyaç var buğdayların çıkması için. O yok. Buğdaylar tarlada işte yeşillenmeden karıncalar ve diğer böcekler tarafından tohumlar yendi. İkinci bir defa ekilecek belki. O ciddi bir maliyet çiftçi açısından. Bahara da yani şimdiye kadar göl yarıdan fazla dolması lazımdı. Baharda yağacak yağışlar da doldurmayacak. Önümüzdeki yıl için ciddi endişemiz var tabii kuraklıktan. Burası da Yalova'daki Gökçe Barajı. Son yağışlardan önce baraj gölünün %82'si kurumuş, kentin sadece 40 günlük suyu kalmıştı. Son yağışlar umutlandırsa da risk henüz bitmiş değil. Şu anda barajdaki su seviyemiz %17 seviyelerinde. Yağan yağmurlar şu anda 7 santim, 7 veya 8 santim yükselmiş durumda. Hiç yağmur yağmadığını düşünürsek Ocak ayına kadar suyumuz var. Şu anda 3,5 milyon metreküp suyumuz var. Tamamı dolu olduğu anda 25 milyon metreküp su alıyor bizim barajımız. Yalova'daki baraj ve göletlerdeki suyun kullanımı için öncelik sıralaması da yapıldı. Şu anda önce halkımızın kullanması için suyu ayıracağız, sulama sularını iptal ettik. Bir Ortaburun göletimiz var. Ortaburun göletimizi Çınarcık tarafına bağlamayı düşünüyoruz. Derin acil durum kuyularımız var 12 tane. Onları en yakın belediyelerin depolarına akıtmaya yönelik çalışmalarımız var. Geri kalan suyu da arıtma tesisinden arıtıldıktan sonra Yalova merkeze vereceğiz. Bu kez de Kocaeli'de Yuvacık Barajı'ndayız. Burada da durum çok da farklı değil. Barajdaki su oranı %16'ya kadar düşmüş durumda. Diğer noktalarda ekranlara getirmiştik. Tarımsal faaliyetlerde sıkıntı var kuraklıktan dolayı. Aynı zamanda içme suyunda da. Ancak Kocaeli'de bunlara ek olarak sanayi de tehdit altında. Özellikle karma organize sanayi bölgesi olmamız hasebiyle katılımcılarımızın birçoğu, özellikle gıdacılarımızın olmazsa olmazı su. Bizde işletmeler, büyük işletmeler olduğu için bu prosesleri taşıma suyla sürdürebiliyorlar ve büyük bir soru işletmelerimiz ciddi etkili bir kapanma noktasına geliyor.
Alternatifler var ancak hepsi de maliyet gerektiriyor. Maliyet arttıkça sürdürülebilirlik oranı düşüyor. Rekabet azalıyor. Su olmadığında iş duruyor. Yapamazsınız yani, üretim yapamazsınız. Bunu işte geçmiş yıllarda özellikle suyun bol olduğu dönemde biz bunu yaşadık. Resmen üretimlerimiz elektrik olmadığı gibi durdu. Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi, suların hesapsız kullanımı ve kaçak su tüketiminin artması nedeniyle Marmara bölgesindeki risk her geçen gün artıyor. Damlayan bir musluk görürseniz lütfen kapatın. Su yarınlar için bize emanet, geleceğimiz için bir emanet. Evet, suyumuz yarınlara diyelim ve devam edelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'nin 7 bölgesinde de olağanüstü kuraklık yaşanmakta. Anadolu'da barajlar, göller, nehirler, hatta yeraltı suları hızla kuruyor. Uzmanlar susuzluğa karşı hem bizlere hem de üreticileri uyarıyor. Kuraklık riskine karşı evde, fabrikada, tarlada, kısacası her yerde su tasarrufu şart. Yani damlayan bir musluk görürseniz lütfen kapatın. Kuraklık nedeniyle kuruyan su kaynakları, susuzluktan boğularak ölen balıklar, yok olan kuş cennetleri, adım adım tükenen bir tabiat. Edirne'den Kars'a kuraklık riski kapıda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuraklığı haritaya döktü. Anadolu'daki iklim felaketinin boyutları da ortaya çıktı. Birkaç nokta dışında her yer siyah, kahverengi ve sarıya bürünmüş durumda. Yani olağanüstü ve şiddetli kuraklık yaşanıyor. Meteorolojik verilere göre Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yağışlarda %80'lerin üzerinde azalma var. Şehirlere içme suyu sağlayan barajlardaki rezervler de önemli oranda düştü. Artvin'den Isparta ve Muğla'ya pek çok barajda suyun çekilmesiyle havza içinde kalan eski yerleşimler ortaya çıktı. Eğer bu şekilde kuraklık devam ederse, yani kış ve bahar da kurak geçerse, ülkemiz için su sorunu çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkacak. Ondan dolayı biz şimdiden önlem almamız gerekiyor. Yağışların azlığı sadece barajları değil, akarsu ve gölleri de etkiledi. Turkuaz rengiyle kendine hayran bırakan Burdur'daki Salda Gölü'nde küçük adacıklar ortaya çıktı. Kurak hava Salda Gölü'nü de vurdu. Yağışlar mevsim normallerinin altında gidince gölde çekilme meydana geldi. Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Sapanca'da da su miktarı kritik seviyeye düştü. Gölün su miktarı kritik seviyeye ulaşınca kıyıda metrelerce çekilme görüldü. Sınırları içerisinde bulunduğu illerin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü ve bu düşüşle birlikte kayıklarsa kıyıya vurdu. Kırşehir'deki Seyfe Gölü, İç Anadolu'nun önemli su kaynaklarından biriydi. Aynı zamanda dünyanın önemli kuş göç yolları üzerinde yer alıyordu. Kuraklığın etkili olmasıyla kuşların konaklayarak görsel şölen oluşturduğu gölde artık sessizlik hakim. Bilhassa Seyfe Pınarı'ndan su girmediği zaman orada oluşacak turbalıklar, sazlıklar, adacıklar oluşmuyor. Çünkü oradan suyumuz girmezse adacıklar, turbalıklar, sazlıklar oluşmadığı için kuşların barınma, saklanma ve yuva yapma alanları maalesef olmuyor. Kuruyan göl ve göletlerde canlı hayat can çekişiyor. Kırklareli'nden Hatay'a göller kurumasın diye bazen tankerlerle su takviyesi yapılıyor. Bazen de yok olan tabiatı canlandırmak için balık takviyesi. Kastamonu'daki Çiğdem Göleti de bu şekilde hayatta tutulmaya çalışılan su kaynaklarından.
Ordu'daysa kuraklığın yaratacağı su sıkıntısının önüne geçmek için 300 gölet projesi geliştirildi. Önümüzdeki günlerde karşılaşılması muhtemel olan bir su sıkıntısına karşı Büyükşehir Belediyesi olarak kolları sıvadık ve kendi imkanlarımızla göletler yapmaya başladık. Ve aynı zamanda da mevcut göletlerin yükseltilerini artırarak, duvarlarını yükselterek, çeperlerini yükselterek su hacmini artırmayı planladık. Barajlar ve göllerin yanı sıra kuyular da kurudu. Konya'nın ardından Trakya'da da alarm verildi. Trakya bölgesinde yağışların azalması nedeniyle yerüstü su kaynakları kritik seviyede. Bunun yanı sıra yer altındaki su kaynakları da alarm veriyor. Tekirdağ bölgesinde yeraltı su seviyeleri üzerindeki baskı %85'lere kadar çıkmış durumda. Bu Kırklareli'nde %55'lerde, Edirne'de %70-75'lerde. Uzmanlar kuraklığa karşı hem vatandaşları hem de üreticileri uyarıyor. Ülkemizde su kaynaklarının %70'i tarımsal sulama amaçlı kullanılıyor. Çiftçilerin salma sulamadan damla sulamaya geçmesi bu süreçte kritik önemde. Sadece tarlada değil, evde de tasarruf şart. Durum kritik ötesi bir noktada. Bir damla su için dünyanın birçok noktasında milyonlarca insan, yüz milyonlarca insan inanın tahmin edemeyeceğiniz bir çaba sarf ediyor bir damla su için. Örneğin tanıklık ettiğim Etiyopya, Eritre, Somali. Buralarda, evet buralarda bu sözünü ettiğim üç ülke, diğer Afrika ülkeleri için de geçerli tabii ama ben bu üçünü gördüğüm için söyleyeceğim. Yaklaşık 5-6 saat yürüyen insanlara rastladım. Sırtlarında 5-10 litrelik bidonlar, zaten çelimsiz vücutlar, daha fazlasını taşıyamaz. 5-10 litrelik bidonlara su doldurabilmek için yaklaşık 5 ile 8 saatlik bir mesafeyi kat ediyorlar. Lütfen damlayan bir musluk görürseniz kapatınız. Henüz ilkokul sıralarındayken beynimize kazınan bir gerçekti. Türkiye tarımda kendi kendine yeten bir ülkedir. Nüfusunu beslemek için dışarıya muhtaç olmaz. En temel besin maddesi olan ekmeği ve buğdayı ele alırsak, ürettiğimiz miktar halen nüfusumuza yetiyor. Ancak iklim değişikliği ve buna bağlı tarımsal kuraklık, bizlerin sorumsuzlukları dev bir kara bulut gibi şimdi tepemizde asılı duruyor. Sıcak Nokta ekibinden Tayfun Öçal ve kameraman arkadaşlarımız Mustafa Oğuz'la Mikail Sevinç, Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'ya gitti. Alarm veren kuraklığın etkilerine tanıklık etti. Tarım yıllarca Türkiye'nin kendi kendine yetebilmesinin sembolü oldu. Halen de öyle. Ana bazda ekmeğin ham maddesi olan buğdaydan gittiğimiz takdirde yıllık ortalama 18 milyonla 20 milyon ton civarında ülkemizin bir üretimi var. Buğday ihtiyacımıza baktığımız zaman da gene bu civarda bir ülkemizin ihtiyacı söz konusu. Ama son dönemde kendini yavaş yavaş hissettiren kuraklık kapıya dayandı. Azalan yağış miktarı alarm durumunu gösteriyor. Günlük hayatımızı etkilemez sanılan iklim değişikliği geldi çattı. Yıllar önce söylemişlerdi küresel ısınma neticesinde yağışların kaybolacağını, bölgeye düşen yağışların azalacağını söyledilerdi ama biz bunu yaşayarak gördük. Geçen yıla oranla yağışlar %53 azaldı. Meteorolojik kuraklık Türkiye'de kuru tarım alanlarında verim kaybına neden oluyor. Bu sene maalesef verilere baktığımızda
2020 sonbahar döneminde, yani geçmiş yılla kıyas edersek, 1981 ve 2010 yılları arasında kıyas etmeye başlarsak, bu senenin, yani o dönemki ortalamaya göre 2,5 derece sıcaklığının arttığını görüyoruz. Bunun yanında sonbahar neredeyse hiç yağış almadı. Hani kışlık ekim yaptığımız bitkilerimiz var. İşte kışın yetiştirdiğimiz bitkiler var. Buğday, arpa gibi. Bu bitkiler kesinlikle yağmura dayalı yetiştiricilik yapılıyor. Tabii ki yağmur yağmıyor, sıcaklık artıyor. Ne oluyor? Tabii ki üretimde sıkıntılar başladı. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'ya geçen yıl sonbaharda düşen yağış miktarı metrekareye 82 milimetreydi. Bu dönemde ise toplamda 30 milimetre olarak gerçekleşti. Şu anki gözüken meteorolojik kuraklığın akabinde öngördüğümüz önümüzdeki 2021 sezon için %10'luk bir verim kaybımız şu an söz konusu. Bu saatten sonraki gelecek yağışlarla da ancak baharlık ekilişleri kurtarabileceğimizi ümit ediyoruz. Fakat güzlük ekilişlerimizde, hububatta %10'luk bir verim kaybımız şu an oluşmuş pozisyonda. Geçen yıl ya da daha önceki ektiğimiz yıllarda dekara, yani 1000 metreye kaldırdığımız buğday kıraç arazide bile 500 kiloyu bulurken, bu senelerde kıraç arazilerde bazı bölgeler biçilmeden dahi bırakılıp geldi. Bu tablo suyun önemini bir kez daha ortaya koydu. Yapılan hesaplamalara göre tarladaki buğdaydan fırına ve oradan soframıza gelene kadar bir dilim ekmek için yaklaşık ortalama 40 litre su kullanılıyor. Yalnızca bu bile tarımda kullanılan suyun ne kadar önemli olduğunun göstergesi aslında. Diğer bir deyişle geciken her damla yağmur artık daha fazla sofralarımızı etkiliyor. Tabii ki göller ve yeraltı sularına daha fazla yüklenme olacak. Daha fazla kullanım demek, zaten su olmayanlar az olan bir yeri tüketmeye başladı. Bu sefer her yıl biz önümüzdeki yılda su sıkıntısı yaşamaya başlayacağız. Zaten su neredeyse yok denecek kademeye inmeye başladı. Dünyada %100 su olarak düşündüğümüzde 1/4 sularla kaplı olabilir. Ama biz bunun %97,5'ü tuzlu sudur. %2,5'ü tatlı sudur. %2,5'ü oranının sadece 0,3'ü bizim kullanabildiğimiz, yani su döngüsüyle geri dönüşümlü olarak bize dönen bizim kullanabildiğimiz sudur. Sadece Konya'da 2 milyon 200 bin hektar ekilebilir alan var. Bunun 600 bin hektarında yeraltı suları sulamada kullanılıyor. Geriye kalan 1 milyon 600 bin hektarlık bir kıraç alanımız var. Bu 1 milyon 600 bin hektarlık kıraç alanda yarısı nadasa bırakılıp ekilmiyor sene bazında, yarısı da ekilerek devam eden bir kuru tarım dediğimiz tarım yapıyoruz. Bu tarımda da tamamen doğanın yağışa bağlı. Bu tarz kuraklıkları bizi daha az etkilemesi adına bizim suya ihtiyacımız var. Suyun da mevcut kaynaklarda bölgemizde yeterli su kaynağımız yok. Suyun mutlak suretli dış havzalardan bölgemize su transferi yapılması gerekiyor. Uzmanlara göre artık su hasadı daha önemli. Yani yağmur yağarken suyu biriktirmek ve tabii onu artık daha tasarruflu kullanmak. Modern sulama sistemlerini kullanabiliriz artık. Hani artık salma sulama, çiftçilerin de işiyle vahşi sulama dediğimiz metotları kesinlikle bırakıp daha modern damla sulama gibi yöntemler kullanmaya doğru yönelmemiz lazım. Şöyle, salma sulamayla siz suyu verdiğinizde bitki köküne %50 o su ulaşıyor. Yağışların azalmasına bağlı kuraklık yeni arayışları da gündeme getirdi. Bunların en dikkat çekeni teknolojik tarım. Artık yakın bir zamanda geniş tarlalarda dronların keşif yaptığına şahit olacağız. Bu sayede bu tarlaların tamamının değil de o anda yalnızca ihtiyaç duyulan bölgenin tespiti ve sulanması mümkün olacak. Biz bu ülkeyi doyururuz, dünyayı da doyururuz. Bu ürünleri ekeriz. Bizim bu suyumuza ivedi şekilde çare bulunmasını yetkililerden istiyoruz. 110 milyon nüfus olacak. Şu ana göre bizim bir %30 daha fazla gıda ihtiyacımız var 2070 yılında. Bir yandan iklim değişikliğiyle, bir yandan böyle kuraklıklarla biz verim kayıplarına devam edersek %30'da bir verimi nereden artıracağız? Gelecek nesillerimiz nereden gıdasında kendi kendine yeter pozisyon, ülke pozisyonunda olacak? Bizim onlara bu konuda bir borcumuz var. Şu ifadem ürkütücü gelebilir ama karşı karşıya bulunduğumuz
acı gerçeği sanırım çok ama çok iyi tanımlıyor. Kuraklık en tehlikeli afet. Evet, dünyanın birçok bölgesi gibi küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bir sonucu olarak ülkemizde şiddetli kuraklık riskiyle karşı karşıya ve Türkiye olası bir tarımsal kuraklığa hazırlıksız değil. Bu yönde adımlar var. Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklık eylem planı hazırladı. Buna göre 2023 yılına kadar 150 yeraltı barajı yapılması planlanıyor. Damla sulamaya öncelik verilecek ve bazı bölgelerde daha az su gerektiren bitkilerin yetiştirilmesi teşvik edilecek. Küresel ısınma tüm dünyayı tehdit ediyor. Ülkeler yeni tedbirler alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da azalan yağışlar ve içme suyu kıtlığına karşı yeni yol haritası belirledi. Kuraklıkla mücadele için eylem planı hazırlandı. Önümüzdeki yılı da 2021 su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olarak ilan ettik. Bu kapsamda yeraltı barajları başta olmak üzere suyu tasarruflu ve verimli kullanma konusuna daha çok odaklanacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kuraklığa karşı en önemli çalışması yeraltı barajları olacak. 2023'e kadar 150 barajın yapımı hedefleniyor. Yeraltı barajları da yine suyun depolanması açısından önemli bir konu aslında. Çünkü Türkiye'de yağış azlığı olan bir ülke dedik ama yeraltı su potansiyeli açısından baktığımızda da aslında bunu depolayan sistemler, doğal sistemler mevcut. Örneğin Konya Havzası biliyorsunuz kapalı bir havza ama ve yarı kurak bir bölgede olmasına rağmen yeraltı su potansiyeliyle sulu tarım yapan bir bölge. Yine İç Anadolu bölgesi, bu içinde bulunduğumuz Polatlı da aynı şekilde yeraltı suyu potansiyeli olan bölgeler. Biz bunları şimdiye kadar barajlarda depolamıyorduk. Muhtemelen bu eylem planıyla bu tür barajların da yapılması, bu tür depolamaların da artmasına, dolayısıyla bizim daha tasarruflu su kullanmamıza yardımcı olacaktır. Tedbirler bununla sınırlı kalmayacak. Eylem planının ikinci ayağı ise tasarruf olacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, suya mücevher gözüyle bakılması gerektiğini söyledi. Her şey bireyle başlıyor. 83 milyonun tasarruf etmesi gerekiyor. Suya artık bir mücevher ve altın gözüyle bakmamız lazım. Bugün su kısıtı yaşayan ülkeler arasındayız. Yarın su kuraklığı yaşayan ülkeler arasına girebiliriz. Tasarruf sadece evlerde, iş yerlerinde değil, tarım ve hayvancılıkta da yapılacak. Damla sulama yaygınlaştırılacak. Böylece %40 tasarruf sağlanacak. Bu şekilde kurak bölgelerin tarıma kazandırılması da mümkün olacak. Yağış rejiminde özellikle son 10 yıllık dönemde bir değişimin olduğunu bize veriler gösteriyor ve biz de yaşayanlar olarak bunu da hissediyoruz aslında. Çiftçilerimiz de bunu en çok hisseden vatandaşlarımız. Çünkü bu tarlada örneğin 10 yıl önce, 20 yıl önce 1 Ekim'de tohum tarlaya atılırken son yıllarda 15 gün sonra, belki bir ay sonra tohum tarlaya atılıyor. Çünkü yağışlar artık bir 15 günlük, 20 günlük ya da bir aylık gecikmelerle düşüyor. Tasarrufta yerel yönetimlere de önemli görevler düşüyor. Belediyelerin şebekelerindeki eski borular nedeniyle su size ulaşmadan kayboluyor. Belediyelerden basılan suyun %37'si boşa gidiyor, toprağa veriliyor. Büyük yatırımlar yerine bizim yapacağımız küçük rötuşlarla belediyelerin sorunu çözülebiliyor. Bakanlık tarımsal kuraklık riskine karşı 10 il ve 45 ilçeyi mercek altına aldı. Buradaki yeraltı sularının yetersiz olduğu havzaları tespit etti. Çiftçiler kurak alanlarda daha az su gerektiren nohut ve mercimek gibi ürünlere yönlendirilecek. Meteorolojik kuraklık yağışların normal yıllara göre ya da uzun yıllar ortalamasına göre daha az düşmesidir. Tarımsal kuraklık ise meteorolojik kuraklıktan daha farklıdır. Çünkü tarımsal üretimde yağışın bitki büyüme dönemlerine göre düzenli düşmesi gerekir. Bitki kök bölgesinde yağışın bitkinin istediği oranda bulunması gerekir. Ya da toprak neminin bitkinin ihtiyaç duyduğu oranda olması gerekir. Bu olmazsa biz tarımsal kuraklık olarak ifade ediyoruz. Gıda arzı güvenliğinin sağlanması için NADAS alanlarının değerlendirilmesi projesi de hayata geçirildi. Bu yıl pilot bölgelerde uygulanan proje 2021'de ülke geneline yayılacak.
Son yıllarda Orta Anadolu'da, özellikle de Konya'da görenleri ürküten obruklar gündemde. Zaman zaman yerleşim birimlerinin tam orta yerinde dev çukurlar oluşuyor. Uzmanlara göre aslında obruklar bölgenin jeolojik yapısına bağlı olarak binlerce yıldır belli aralıklarla oluşuyordu. Ancak tarımsal üretim artıp yeraltı suları daha yoğun şekilde kullanılmaya başlanınca sayılar arttı. Yani aslında dolaylı sebebi yine iklim değişikliğine bağlı yağışların azalmış olması. Sıcak Nokta ekibinden Tayfun Öçal ve kameramanlar Mustafa Oğuz'la Mikail Sevinç obrukların kıyısında yaşama tanıklık etti. Konuyu uzmanlarıyla mercek altına aldı. Obruk, yer altında zamanla eriyen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle meydana geliyor. Jeolojik ve hidrojeolojik yapısı nedeniyle Orta Anadolu'da yüzlerce obruk oluştu. Sadece Konya'da yapılan son incelemelerde tespit edilen obruk sayısı 505. Bunların %90'ı Karapınar ilçesi sınırlarında. Ayrıca Eskişehir, Denizli, Çankırı, Çorum, Sivas, Şanlıurfa, Siirt ve Batman'da da obruk oluşumları var. Geçmişte obruklar oluşmuyor muydu? Tabii ki oluşuyordu. Binlerce yıl önceden beri obruklar oluşuyor. 2000'li yıllara kadar da işte 3-5 yılda bir obruk oluyordu bir yerlerde. Biz jeoloji mühendisleri için ilginç yer şekilleri gidip ziyaretlerini yapıyorduk. Görenleri korkutan bu dev çukurlar son yıllarda arttı. Çoğu Konya'da ve aynı bölgede. Artık yılda birden fazla obruk oluşması uzmanları şaşırtmıyor. 2000'li yıllardan sonra oluşan bir obruk, İnova obruğu. Hocam ben yaklaşmaya bile korkuyorum. Bence de yaklaşmayalım. Altımıza karşı da gördüğünüz gibi alta doğru oyularak gelmiş. Buradakinin karakteri biraz daha farklı. Burası? İlk oluştuğu zaman 60-65 metreler seviyesinde ve su bulunduran bir obruktu. Obruk oluşumunun sebebi sulu tarımdaki artış, küresel ısınma ve buna bağlı azalan yağışlar. Çiftçiler de artık daha fazla yeraltı suyu kullanıyor. Bunların bir bölümü belgeli, bir bölümü belgesiz kuyulardan gerçekleşiyor. Bölgede devlet su işlerinin gördüğü, ruhsatlandırdığı, onayladığı kuyular var. Bunların 3 katı kadar da kaçak kuyular var, belgesiz kuyular var. Ve bunların ne kadar su tükettiğini bilmiyoruz. Yer altından alınan suyun miktarı arttıkça tehlike de büyüyor. Konya'da oluşan son obruklardan birinin yanındayız. Burası Karapınar'a bağlı Ekmekçi Yaylası. 30 metre çapında, 15 metre derinliğindeki bu obrukta yeraltı sularının yoğun kullanımına bağlı oluşmuş durumda. Ürkütücü olansa şu, Konya'da obruklar artık yerleşim birimlerine oldukça yakın yerlerde oluşuyor. Bir nakliye geçtiği zamanların tapalıyor. Tapalınca acaba bir şey mi var ki devden vurulup çıkıyoruz? Hani bir deprem olur da bir sarsıntı yapar ya. Bir anda hatırımıza o geliyor. Öyle korku içerisinde yaşıyoruz. Uzmanlar obrukların şu ana kadar can kaybına neden olmayışını tamamen tesadüf olarak değerlendiriyor. Geçtiğimiz yıllarda iş makinelerinin düştüğü, işte yabani hayvanların düştüğü obruklar oldu. Ama mesela şu anda Karapınar kent merkezi içerisinde, kuzey bölgede geçtiğimiz günlerde bir sondaj da yaptık. Bir evin tabanında vardı obruk. Evin tabanında çökmemiş. Yani hasbelkader üstteki örtü şu anda çökmeyi engellemiş. Bugüne kadar daha çok tarım arazilerinde ortaya çıkan obruklar şimdilerde yerleşim merkezlerine yaklaşıyor. Bölgede yaşayanlar tedirgin. Çözümü yeraltı sularının daha tasarruflu kullanılmasından geçiyor. Kısaca KOP olarak bilinen Konya Ovası Sulama Projesi bu alanda dev bir adım olacak. Konya Teknik Üniversitesi de AFAD'la işbirliği yaptı ve okul bünyesinde Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. META'nın kendi yaptığı çalışmalar var. Seyit Hacı bölgesinde, Karapınar bölgesinde orada obruk oluşabilecek yerleri yer bilimsel yöntemlerle tespit edilebileceğini ortaya koydular. Yani bu çok önemli bir şey. 2015'ten sonra AFAD bu işin içerisine girdi. Yine KOP'un desteklediği bir projeyle META yine bir çalışma gerçekleştirdi. Şu anda AFAD'ın yürüttüğü bir proje var. Biz de o projeyle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halen de bu bölgede, Karapınar bölgesinde bir duyarlılık haritası yapıyoruz. Obruk riski yüksek alanlar, düşük alanlar, olmayacak alanlar şeklinde bir bölgeleme yapıyoruz.
Bu çalışmalarımız da inşallah Mart-Nisan ayına netleşecek. Bunları yaptığımız zaman insanlara en azından şu bölge obruk bakımından çok risklidir, burada yerleşim olmasın diyebileceğiz. Kuraklık riski sadece ülkemizi değil, dünyanın tüm bölgelerini ürkütmekte. Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele için Birleşmiş Milletler de devrede ve 2015 yılında Paris'te büyük bir törenle iklim anlaşması imzalanmıştı. Amaç karbon salınımını azaltmak ve sıcaklık artışını 2030 yılına kadar 2 santigrat dereceyle sınırlamaktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin topal ördek durumundaki Başkanı Donald Trump, Paris Anlaşması'na kibirli ve küstahsı bir yaklaşım sergiledi. Bunu da hatırlatmak lazım. Evet, 2 santigrat dereceyle sınırlamaktı Paris Anlaşması'nın amacı 2030'a kadar. Peki bu hedefe yakın mıyız? Veriler ne söylüyor? Doğayı ve insanlığı nasıl bir gelecek beklemekte? Sıcak Nokta ekibinden Cansu Atıcı bu soruların yanıtlarını aradı. Yanan yağmur ormanları, rekor seviyelere ulaşan hava sıcaklıkları, kutuplarda hızla eriyen buzullar, 170 yıldır tutulan kayıtlara göre yerküre en sıcak dönemi son 5 yılda yaşadı. En sıcak yıllar listesinde ise 2020 ikinci sırada. Küresel ısınmanın etkisiyle mevsimler değişiyor, hiç görülmeyen boyutta hortumlar, kuruyan göller, şehir merkezlerini vuran seller, iklim değişikliğinin etkisiyle doğal felaketler de arttı. İklim krizine karşı ülkeler 2015 yılında Paris'te bir araya geldi. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde 175 ülke ortak bir anlaşmaya imza attı. Öncelikle hedef karbon salınımını azaltmak. Amaç küresel sıcaklık artışını 2030 yılına kadar 2 santigrat derecenin altında tutabilmek. Paris İklim Anlaşması'nın kabulünün üzerinden 5 yıl geçti. Ancak hedefe ulaşılamadı. Küresel ısınma 3 santigrat dereceye yaklaştı. Çünkü hemen hemen hiçbir ülke anlaşmanın hedefleriyle uyumlu politikalar izlemiyor. Bütün devletler iklim değişikliğini durdurmak için akıllarına ne geliyorsa onu yapacaklar demek olarak. Tabii bu da iklim değişikliğini durdurmak için gerçekten gerekli olan şeylerin yapılması anlamına gelmiyor. İklim değişikliği performans endeksine göre karbon salınımı da istenilen düzeye indirilemedi. Karbon emisyonunda Suudi Arabistan, Kanada, Avustralya, Güney Kore ve Rusya sınıfta kaldı. Avrupa Birliği ülkelerinde ise orta bir yaklaşım yok. İskandinav ülkeleri başarılı bir tablo çizerken Macaristan, Polonya ve Yunanistan'da aksi bir tablo var. Türkiye ise anlaşmayı meclisten geçirip yürürlüğe koymadı. Yine de anlaşma şartlarına uyan tek ülke. Bir önceki yıla göre sıralamasını iyileştirdi ve 6 sıra yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri en çok sera gazı üreten ülkelerden biri. Donald Trump döneminde resmi olarak anlaşmadan ayrıldı. Joe Biden ise Paris İklim Anlaşması'na geri dönme sözü verdi. İkinci bir söz de Çin'den geldi. Pekin yönetimi 2030'a kadar karbon salınımını azaltacağını açıkladı. Son zamanlarda devletler birbiri ardına karbondioksit salınımlarını ya da sera gazı salınımlarını ne zaman sıfıra indireceklerine dair açıklamalar yapıyorlar. Bütün bu ülkeler verdikleri bütün sözleri tutuyor olsalar bile Amerika Birleşik Devletleri katılmadığı müddetçe, yani Amerika Birleşik Devletleri de 2050 yılında net sıfır salıma ulaşacağını söylemediği müddetçe 2050 ya da 2060 yılına kadar net sıfır salıma dünya çevresinde ulaşılması biraz zor. Paris İklim Anlaşması'yla istenilen hedefe ulaşılamazsa dünyayı su ve gıda kıtlığı bekliyor. Kuraklık ve deniz seviyesinin yükselmesi tarım alanlarına tehdit ediyor. Bugün 500 milyon kişi çölleşen topraklarda yaşıyor. Su kıtlığı artınca göç dalgasının büyümesinden de korkuluyor.
oluyor. Küresel ısınma, çölleşmenin artması, özellikle Sahra Altı Afrika'dan ve Ekvator civarından insanların yaşam araçlarını, tarımsal alanlardaki yaşam araçlarını yitirmesiyle sonuçlanıyor. Ve bu da insanların yaşadıkları coğrafyaları terk etmesini getiriyor. Bu şehirlerde ve kuzeydeki kaynaklar üzerindeki o göç baskısını arttırıyor. Dünyanın pek çok yerinde değişik iklim olaylarıyla karşılaşıyoruz. Bundan dolayı da dünya genelindeki gıda fiyatları gittikçe artmakta. Bunun sonucu olarak da ciddi bir gıda krizine doğru dünya gitmek üzere şu anda. Koşullar değişmezse 2050 yılında gıda krizi kaçınılmaz. İnsanlığın yeterli gıdaya ve suya erişimi içinse bugünden atılacak adımlar önemli. Evet, gerçekten ürkütücü bir tablo söz konusu. Doğal afetlerin boyutları da değişti. Hortumların, fırtınaların, sellerin şiddeti arttı ve beklenmedik hava olaylarıyla karşı karşıyayız. Uzmanlara göre kentler bu felaketlere karşı ayakta durabilmek için değişen iklim koşullarına göre yeniden planlanmalı ve hesaplamalar baştan yapılmalı. Hortumlar artıyor, fırtınalar hızlanıyor. Bir anda başlayan yağışlar büyük sellere sebep oluyor. Küresel ısınma bir yandan kuraklığa sebep oluyor, diğer yandan meteorolojik olayların şiddetini artırıyor. 2019 yılında meteorolojik olgu, yani ekstrem dediğimiz uç olayların sayısı 935. Bunların içerisinde sellerin oranı %36. Kentsel altyapının yetersiz veya eksik oluşundan, özellikle büyük metropollerde. Bunun yanı sıra tabii iklim değişikliğine bağlı olarak yağış değişkenliği. Örneğin bir ayda yağması gereken yağış bir günde veya iki saat içerisinde yağıyor. Altyapı da yetersiz olduğu için bu çerçevede o zaman kentler veya kent sellere, sel baskınlarına maruz kalıyor. İklim değişikliğinin temelinde küresel ısınma var. Paris İklim Anlaşması'na rağmen sıcaklık artışı önlenebilmiş değil. Şu ana kadar 100 yıl içerisinde 1 santigrat derece sıcaklık arttı. Olan olaylar bunlar, küresel iklim değişikliğinin sonucunda 1,5 ve 2 dereceyi konuşuyoruz şimdi. Yani daha olabilecekleri artık herkesin hesap etmesi lazım. Dünya nüfusu 8 milyara yaklaştı. Kentlerde yaşayanların sayısı da her geçen gün artıyor. 2018 yılı itibariyle dünya nüfusunun %55'i şehirlerde yaşamakta. 1950'de bu oran %30 iken 2050 yılında %68'e ulaşması bekleniyor. Şehirlerin nüfus yoğunluğu ve ekonomik aktiviteler sera gazı emisyonu oluşumunu da arttırıyor ve beraberinde gelen iklim değişikliğiyle sel baskınları, fırtınalara neden oluyor. Bu da şehirlerin yeniden ele alınmasını öncelikli kılıyor. Şehirlerin içindeki dereler yıllar içinde cadde oldu. İklim değişikliğinin hızı ise altyapı planlamasındaki hesapları zorluyor. Bu noktada aslında planlama aşamasında belki geçmiş dönemde yaptığımız bir takım yanlışlar olmuş olabilir. Gözlemliyoruz bunları. Örneğin doğal drenaj dediğimiz kentin vadileri, yani kentler oluşmadan önce coğrafyada gördüğümüz işte doğal suyun emilimini sağlayan doğal drenaj alanlarının zaman içinde kentleşme baskısı altında kapanması söz konusu oldu. Birincil dikkat etmemiz gereken belki de bu tür alanların, doğal drenajın, yani suyun toprakla buluşması gereken alanların kent içinde mümkün mertebe korunması, arttırılması. Değişen koşullar birçok kentte hesaplamaların baştan yapılmasını gerektiriyor. Birçok kentte örneğin yağmur suyu ile kanalizasyon altyapı sistemi birlikte hareket etmekte. Kentlerimizde zaten bu türden doğal drenaj kanalları da kapalı olunca büyük, beklenmedik ve kısa sürede olan yağışlar bu alanlarda birikmelere ve
o alanlarda bir takım zararlara yol açabiliyor. Yapılar, örneğin su geçirgen yüzeyler çok önemli. Bir asfalt yaptığınızda bile onun geçirgen materyali kullanarak yapmanız. Çatılar benzer şekilde değerlendirilmeli ve altyapı sistemiyle entegre bir şekilde, bütüncül bir şekilde düşünülmesi gerekiyor. Şehirlerin karşılaştıkları uygulama zorluklarından biri idari düzeyde organize olmak. İklim değişikliğine uyum sağlamak için idari sınırların ötesinde şehirler arası hatta uluslararası düzeyde organize olmak gerekiyor. İller, yönetimler birer sanal çizgiyle ayrılmış durumda ama bu türden doğal eşikler bu sınırları tanımıyorlar. Avrupa'da örneğin 3-4 ülkenin etkilendiği taşkın olayları oldu ve ülkeler arası bir koordinasyon gerektirdi. Geçmişte Hatay ilinde hiç ortada yağış ve hava durumu ile ilgili bir bilgi yokken, hava günlük güneşlikken bir anda bir su baskını yaşanıyor. Çünkü Suriye sınırının gerisinde Suriye'de yağış sebebiyle artan baskı oluyor ve baraj orada. Kaynaktaki baraj orada. Onlar da onu, o baskıyı azaltmak için bazı kanallarda rahatlatmaya gidiyorlar. Akarsunun bir anda taşmasına sebebiyet veriyor. Bu da hiç ortada yokken bir başka alt havzadaki bir kenti etkileyebiliyor. Dolayısıyla iletişim ve bu noktada birlikte koordineli çalışmak önemli, önem arz ediyor. Peki ya kıyı şeritleri? Deniz seviyesinin 2100 yılına kadar 40 santimetre ile 1 metre arasında yükselmesi bekleniyor. Bu da tüm dünyada deniz kıyısındaki şehirleri tehdit ediyor. Tabii çok büyük yoğun konut alanları varsa bunların daha güvenli alanlara taşınması yönünde konulara gidebilir. Ya da rekreatif bir takım çözümler, daha yeşil alan kullanımının, toprak kullanımının önemli olduğunu düşünüyorum yine. Ve tabii ki bu yükselmeyle beraber nerelerde ne kadarlık bir su yükselmesi olacaksa, eğer bir yapılaşma yönünde bir kararımız mecbur ise bu noktada yükseltilmiş yapıları kullanmamız icap edebilir. Küresel sıcaklık artışı etkisini her geçen yıl biraz daha hissettiriyor. İklimlerin değişmesiyle kentlerin de yeniden planlanması gerekecek. Aksi takdirde yaşanacak felaketlerin boyutlarını bugünden kestirmek güç. Sıcak noktadan bu hafta da bu kadar diyoruz ve şimdi veda zamanı. Sıcak noktayı Ahmet Bahçeci'nin koordinasyonunda Yavuz Sinangil, Köksal Akpınar, Efe Erdem, Cemal Kaçan, Ufuk Özen Ateş, Yusuf Tekin, Kevser Öztek Özkol ve Cansu Atıcı'dan oluşan değerli bir ekip hazırladı. Yönetmenlerimiz Ahmet Melih Oflaz ve Atilla Kocaoluk'tu. Yapımcımız da Bilgen Yıldırım'dı. Ben Fuat Kozluklu, TRT Haber ailesi adına iyi geceler, mutlu hafta sonları diliyoruz. Sağlıcakla kalın derken artık klasiğimiz haline geldi. Maskeleri unutmuyoruz. Evet, maske, mesafe, musluk, 3M yani hijyen. İyi geceler efendim.